Herkese merhaba. Yasin İkizoğlu. Tekrar merhaba. Şimdi şöyle bir konumuz var. Benim üzerinde çalıştığımız konulardan biri de tabii öğrencilerle çok beraber olduğumuz için yabancı dil. Herkesin ortak derdi. Evet. Benim kendi uzmanlık alanımda en çok öğrenciye yardımcı olduğum nokta, sen de biliyorsun ki zihin haritalarıyla kelime ezber. Yani yöneticiler de, iş dünyası, öğrenciler de kelimeleri akılda tutabilmek, kalıcı hale getirme konusunda destek istiyorum. Biz de burada ne yapıyoruz? Haritalandırma metoduyla bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şöyle iki tane konu var. Aslında bu hani senin alanına da giriyor. Bu iki konuya ben şöyle giriş yapacağım. Bir tanesi İngilizcenin yani o mindset dediğimiz öğrenme sisteminde, yani cümle yapısında parçala böl yönet tekniği var. Parçala böl yönet. Evet. Fakat şimdi bunu açacağım zaten tam olarak ne olduğunu. Parçala böl yönet. Fakat Türkçe öğrenmede ise böyle bütüncül bir sistem var. Yani bütünü akılda tutmaya çalışarak Türkçe'nin yapısına göre, yani sondan ekleri değil ya, yapım ekleri ve çekim ekleri olduğu için o bütünü görme durumu var. Zaten şurada hani bence Türkçe'nin bu yani bu yapısında hep bize denmiş ki okudukça daha iyi anlarsın. Bence Türkçe'nin yapısını bildikçe iyi anlaşılır. Yabancı için evet, durum geliyor. Yani Türkçe'de de öyle, yabancı dilde de öyle. Bu parçalı böl yönet için ne düşünüyorsun? Özellikle kelime bilgisinin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Cümleyi ya da söyleneni sadece kelimelerden çıkartarak bile anlamlandırmak mümkün. Belki bir akıcı İngilizce olmaz sadece vokabüleri bilerek ya da işte kelime bilgisine sahip olarak, ama en azından söylenenin ne olduğunu anlamlandırma konusunda boşlukları zihin doldurabiliyor. Ve özellikle günlük bir şey yaparken o kelime bilgisine bir sahip olmak dil anlamında ciddi anlamda yol almasına sahip oluyor. Tabii oradan belki bir bilimsel makale yazamazsınız sadece kelime bilgisiyle, ama gene de ne anlatıldığıyla ilgili yani malumat sahibi olmak diyebiliriz belki buna, mümkün olabilir. Evet, o parçalı yapısında parçalar böl yönet olması, yani öğrencinin o Türkçe düşünmek ya da İngilizce düşünebilmek kısmında tabii onu zorlaştırıyor. Yani herkes öğreniyor, kelimeleri öğreniyor, ama konuşmaya gelince bu konuşma kısmında zorluk yaşayabiliyor. Senin de bizim metotlara ilave söylemek istediğin metot varsa bence bizi izleyenlerle... Belki zihin haritalama yöntemiyle çalışmanın yanında şunu söyleyebilirim. Biraz daha ezberi kuvvetlendirme anlamında. Mesela bilmedikleri kelimeleri şunu yapabilirler, anlamları nedir Türkçe diye. Bununla ilgili bu arada uygulamalar falan da var. Hani bu kelime neydi, bu neydi diye kullanabilecekleri uygulamalarda hiç bilmedikleri kelimeler için bile, çalışmadıkları kelimeler için bile baştan bir kendilerine ön test yapıp 20 tane kelimeyi hiç bilmiyorsunuz. Karşılığı ne olabilir? Akıl yürüterek. Sonra karşılıklarının ne olduğuna bakıp ondan sonra o kelimeleri çalışmaya geçebilirler. Bu arada burada olan aslında şey şu, siz beynin hazır bulunuşluluk halini arttırmış oluyorsunuz. Yani şimdi dile bağlantısı var. Tabii ki yani şöyle bir şeye sebep oluyor. Beyin bir sonraki adımda aslında nelerle karşılaşacağıyla ilgili bir kendine hazırlık yapmış oluyor. Buradaki amaç doğru karşılığı Türkçe'de bulmak değil. O kelimelerle ilgili ilk karşılaşmayı sağlıyor. Çok güzel. Şey tabii çok önemli orada. Hata varsa eğer, ki doğruyu bulmuşsanız zaten süper. O kesin daha kalıcı olur. Özellikle hatalarda hatanın ne olduğuna bakıp biraz daha dikkatli onlara baktıktan sonra çalışmaya geçmek. Aslında bu hazırlamış olduğumuz işte kelime öğrenmede bizim şu anda ilk öğretim öğrenimi son çıkardığımız kitapta da böyle. Öyle mi? Tabii. Yani orada sen damların üzerindeki kelimeye ve resme bakıyorsun, üç aşamadan oluşuyor. Damların üzerindeki kelimeye, resme bakıyorsun. Sonra ikincisinde sadece resme bakarak kelimeyi aynı senin söylediğin gibi tahmin etmeye çalışıyorsun. Çok iyi. Üçüncüsünde ise o kelime kaç harften oluşuyorsa o kadar harf boşluğu var ve sen oraya onu dolduruyorsun. Nefis. Ve senin oluşturduğun zihninde canlandırdığın resmi oraya çiziyorsun. Bu aslında söylediğim tekniğe dönüşmüş hali oluyor. Ben bunu ders çalışırken öğrencilere söylüyorum. Sadece dil öğrenmede değil, her şeyde değil. Yani tarihte bir konuyu çalışacaksınız. O çalışmalarında 20 soru bir test yapabilirsiniz o konuyla kendinize. Vokabülü çalışacaksanız o konuyla ilgili işte hiç daha Türkçelerini bilmeden bunun üzerinden çalışma yapabilirsiniz. Sonrasında gerçekten çalışmaya geçip çalışmadan sonra bir daha bir test kendinize yani ön hazırlık ve son çıktı değil mi? Bence ikisi birlikte bir bütün halinde biraz da bakış açını da değiştirmiyor musun? Yani sen bir olaya gerçekten bunu yapacağım diye girmek var. Bir de şu anda ben içimdeyim, neden yapamıyorum demek var. Hata en iyi öğretmendir. Çok güzel. Yani orada aslında hatayı bile bile yapıyorsunuz. Onun için şey kısmı çok önemli. Hatadan öğrenme çıkartmak. Bu neyi sağlar bir de? Biz ne istiyoruz hep? Nicelik değil, bir yaptığımız işteki niteliğin artması. Saatlerinizi arttırmak değil, daha az saatte daha etkin öğrenme gerçekleştirmek. Yani 5 saat çalışıp 1 saatlik verim değil. Mümkünse 1 saate eşlik eden verimlilik çıkartmak, bir etkin öğrenme performansı ortaya çıkartmak. O zaman şunu diyebiliriz, İngilizceye başlamadan önce ya da başladıktan sonraki süreçte mutlaka etkin yöntemleri, zihin hatırı olsun ya da işte kelimeleri akılda tutmaya ilgili beceriler olsun. Bu tür becerileri bu yöntemlerle öğrenmeyi tercih edin. Evet. Yani etkin yöntemleri kullanın. Ben şeye benzetiyorum artık bunu. Akıllarında onu bu. Madem görsel bir şeyden bahsediyoruz. Mesela herhangi bir arabayı kalkıp lastiğini kaldırıp sökemezsiniz. Evet. Ama Kriko diye bir araç var. Koyuyorsunuz, arabayı yükseltiyorsunuz, evet. Lastiği söküp takabiliyorsunuz. Normalde sizin kol gücünüz olur. Kaldıraç. Bu tekniklerin hepsi aslında öğrenmedeki o yükü azaltan kaldıraçlar gibi düşünmek gerekiyor. O zaman diyoruz ki gelin birlikte öğrenelim. Kesinlikle.